Maalesef sizden önceki ilçe teşkilatı sanırım genel itibariyle derneksel faaliyetlerden uzak bir yapıya sahiplerdi. Ama sizlerin seçildikten hemen sonra bizleri ziyaret etmeniz bizlerde de iyi bir izlenim bıraktı ve bugün bizler de sizleri ziyarete geldik. Sizin nezdinizde tüm çalışma arkadaşlarınıza ben tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah çalışmalarınızda kolaylık nasip eylesin. Amin inşallah. Biz göreve geldiğimiz ilk günde de söylemiştik yani Çerkezköy ve civarında gitmediğimiz yer, çalmadığımız kapı kalmayacak. Sıkmadığımız el kalmayacak. Yani o mezhepten, bu ırktan, bu renkten yani insanları bu şekilde ayırt etmeyeceğiz. Bizim için tek önemli olan husus şu, yani hain olmadıktan sonra, bu vatana, bu millete hainlik etmedikten sonra herkese kapımız açık. Allah'a şükür yani bu konuda da bugüne kadar iyi bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Evet. Şahsım ve yönetim olarak yani biz daha önceden de güzel emekler olmuştur. Bugün biz o emeklerin üzerine geldik. O emekleri de devam ettirmeye çalışıyoruz. Hatalar illaki olacaktır. Bugün bizim de belki ufak tefek hatalarımız olacaktır. Önemli olan büyük hatalar yapmadan ya da hata yapılıyorsa da aynı hataları tekrarlamadan yol almak. İnşallah hayırlısı olur. Çerkezköy için hayırlısı olur. Sonuçta biz bugün burada Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil ediyoruz ve bizim gayemiz daha yaşanılabilir bir Çerkezköy için, daha güzel bir Çerkezköy için, vatanın, milletin bekası için ne gerekiyorsa, en iyisi neyse onun gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu çıktığımız yolda da başarılı olacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Sizlerin de destekleriyle, teveccühleriyle daha iyi bir yol alacağız. Biz derneği gerçi bir kere ziyaret ettik. Kısmet olmadı. Biraz da yoğunluk vardı araya. İşte Ramazan yedi. Evet. Onun arasında bir de biliyorsunuz ki yaz ayları dolayısıyla hafta sonları düğün, dernek, açılış. Evet. Bayağı yoğun oluruz. Kısmet olursa bundan sonra daha sık görüşeceğiz inşallah. Sizlerden de tabii aynı şekilde karşılığı bekliyoruz ki o konuda da şeyimiz yok, şüphemiz yok. Yakınınızı, dostunuz, muhabbetinizden hoşnut kaldık. Sağ olun. Bizler de dernek yönetimimize de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gerek şahsım adına, gerek dernekteki dostlarım olarak bizim siyasette genel düşüncemiz şu. Neticede dernek üyelerimiz içerisinde her siyasi görüşten, mezhepsel ve etnik yapıdan üyelerimiz mevcut. Dostlarımız mevcut. Bizim siyasette beklediğimiz ve istediğimiz tek mesele şu, siyaset yapılacaksa eğer ırklar ve mezhepler üzerinden yapılmamalı. Irksal ve mezhepsel bütün algılayışlar, bütün olgular siyasetin üstünde tutulmalıdır. Ve Türkiye'de yaşayan bütün ırksal, mezhepsel her kesime fayda sağlayan tüm siyasi faaliyetlerinde bizim başımızın üstünde yeri vardır. Ve hepimizin gayesi, Türkiye bu manada çok yol kat etti. Yıllar önce, gerek benim çocukluğumda, gerek gençliğimde, fazla yaşlı değilim ama denilseydi ki, işte bir Alevi ya da bir Alevi teşkilatı Milliyetçi Hareket Partisi tarafından ziyaret edilecek, bu biraz yadırganırdı acaba, eder mi? Ya da bir Alevi teşkilatı, bir Alevi kurumu Milliyetçi Hareket Partisi'ni gidip ziyaret edecek. Bu da abes karşılanırdı. Ama çok şükür artık Türkiye'de siyasi algılayış değişti. Ve bizlerin de bu meseledeki en bariz görüşü şudur. Yeter ki bu milletin hayrına iş yapan siyasi faaliyetler olsun. O faaliyetlerden kimseye zarar gelmez. Aksine fayda gelir. O yönde faaliyet gösteren herkesin de, tekrar ediyorum, başımızın üzerinde yeri vardır. Onlar bizim gönül dostlarımızdır. Yeter ki bu millete ihanet edecek herhangi bir faaliyet içerisine girilmez. Öyle üstadım. Eyvallah sen. Partimize çok da Alevi üyeler de var. İstanbul'da bunu çok İşte 12 Eylül öncesi, 12 Eylül dönemi maalesef halk kutuplaştırılmıştı. Herkes bir tarafa çekilmişti.
Allah bir daha o günleri göstermesin. Amin. Kardeşin kardeşe düşman olduğu günleri bir daha bize nasip etmesin. Yanlış günlerdi onlar. Bugün de sabahtan beri işte izliyoruz Mısır'da, Adevi ve Nahtı Meydanı'nda yaşananları. Müslümanı Müslümana kırdırıyorlar. Suriye'de, Irak'ta, Kerkük'te yaşanan zulümleri görüyoruz. Evet. Yani emperyalizm ve siyonizm. Bizim ülkemiz üzerinde de oyunlar oynanmaya çalışılıyor. Bunu işte daha önce şahit olduk hepsini, sizin anlattığınız olaylar. Evet. Daha yeni yakın, taze olaylar, işte Gezi olayları olsun, diğer olaylar olsun. Sürekli bir senaryolar oynanmaya çalışıyor. İnşallah bunları atlatacağız. Yani ya bir millet daha bu oyunlara gelmeyecektir. Ben ona inanıyorum. Evet. Bunu yıllar önce Sivas'ta oynadılar. 35 cana mal oldu. Sivas'tan 3 gün sonra Başbağlar'da oynadılar. Ama her iki oyuna da millet gelmedi. Alevi'yi Sünni'yi karşı karşıya getiremediler. Yıllardır Türklük ve Kürtlük üzerinden emperyalistler ve Siyonistler cirit oynuyor. Ama Kürt'ü ve Türkiye'yi de karşı karşıya getiremediler. Ve Türk milletinin ben şu özelliğine inanıyorum ki Türk milleti İslam dinini yücelten bir millet. İslam dini Arap coğrafyasında doğmuştur ama Türk coğrafyasında hayat bulmuştur. Kesinlikle. Bu temiz millet o oyunlara getirilemeyecektir. İnşallah diğer İslam ülkeleri de bir an önce huzura ve refaha kavuşur. Emperyalist ve Siyonist oyunlardan kurtulurlar. Hepimizin ciğerini yaralıyor. Bu sabah işte yüzlerce insanın haberi geliyor Mısır'dan. Evet, ben insanım diyen herkesin içinde yara oluşturmalı bu. Ama perdenin arkasında özellikle büyük Yahudi Amerika ve küçük Yahudi İsrail var. Müslümanların bu iki şeytanın oyununa gelmemesi lazım. Hı. Acaba Peygamber Efendimiz'in söylediği İslam bayrağına öyle bir millet gelecek ki İslam bayrağını kıyamet gününe kadar o millet bu millet olsa gerek. O millet Türk milleti mi diye yıllarca soruldu. Evet. Büyük çoğunluk hep Türk milleti, Türk milleti dedi. Acaba birilerini bu rahatsız etti mi? Bu rahatsızlıktan dolayı da bize karşı bir antipati duyuluyor mu? Muhtemelen o görüşünüze ben de katılıyorum. Son çeyrekte özellikle İslam ülkelerinin önder olarak bizzat kendileri de bunu dille söylüyorlar ki evet, Türk halkı İslam ümmeti içerisinde Müslümanların önderidir. Bunu Suudi'sinden Katar yönetimine kadar duyabiliyordu herkes. Galiba bunu birileri rahatsızlık duydu bu işten. Orta Doğu'da, yan kısım genelde Orta evet. Doğu'da. Bundan, işte onlar da zaten belli. Dediğimiz gibi emperyalist ve Siyonistler bundan rahatsızlık duydular. Ama oyunlarının tutmayacağına bu coğrafyada inanıyorum. Her gün gözyaşı var, her gün kan dökülüyor. Müslümanı Müslümana düşman ettiler. Ama bu işin düzeleceğine ben inanıyorum. Bu iş fazla gitmeyecek böyle. Allah'ın bir de takdiri var bu işler üzerinde. Allah zulmedeni başka bir zulüm ile ıslah eder. Onlar bir gün zulmetseler de başka bir zulümle yok olacaklar. İnşallah onların yok olduğu günleri Allah bize gösterir.